Azam Ebu Hanife, Hicri 80 yılında Kufe'de doğdu. Asıl adı Numan'dır. Ebu Hanife künyesi kendisine İslam'a tam gönül vermiş abid bir kimse olması ya da Hanife denilen bir divit veya yazı hokkasını devamlı yanında bulundurması sebebiyle verilmiştir. Ailesi Farisi veya Türk olduğu şeklinde değişik görüşler vardır. Babasının adı Sabit'tir. İslam'ın hakim olduğu bir ortamda yetişen Ebu Hanife, küçük yaşta Kur'an-ı Kerim'i hıfzetti. Kıraati 7 kurradan biri olarak tanınan İmam Asım'dan okudu. Babasıyla 16 yaşında hacca gittiğinde orada tabiinden Ata bin Ebi Rebah, Abdullah bin Ömer'den hadis dinledi. Gençliğinde bir yandan ticaretle uğraşan Ebu Hanife, bir yandan da çağının bütün düşünce akımlarını ve ihtilaflarını çok iyi izledi. İmam Şabi'nin tavsiyesi ve desteğiyle ilim öğrenimine devam etti. Arapça, edebiyat, şiir, sarf ve nahiv öğrendi. Yetiştiği Kufe şehri, Müslim gayrimüslim birçok düşüncenin, itikatla ilgili ateşli tartışmaların yapıldığı, Rey ehlinin yerleştiği bir şehirdi. Mantığı çok kuvvetli olan Ebu Hanife, hiçbir fırkaya bağlanmadan ilim tahsilini ilerletti ve ilk olarak kelam ilmine yöneldi. Tartışmak için sık sık Basra'ya gitti, ancak kelam ve cedelden vazgeçerek fıkha yöneldi. Fıkıhta karar kılıp selefin yolunu izlemeye başladıktan sonra geleneğe uyarak kendisine bir üstad alim seçti. 18 yıl boyunca Irak'ın büyük fakihi Hammad bin Ebi Süleyman'ın ders halkasına devam etti. Ebu Hanife, Hammad'ın en sevdiği talebelerinin başında geliyordu. Çünkü o, üstadının söylediklerini en iyi öğrenen ve hıfzeden talebesiydi. Hammad'ın herhangi bir sebepten dolayı şehir dışında olduğu zamanlarda Ebu Hanife kendisine vekaleten talebelere ders verdi. Ebu Hanife aynı zamanda var olan şu 4 fıkıh okulunu yakından takip etti. Şer'i hakikatleri araştırıp ortaya koymak için İstinbat okulu, maslahat için Hazreti Ömer fıkhı, tahric için Abdullah bin Mesud fıkhı, Kur'an ilimleri için Abdullah bin Abbas fıkhı, tasavvuf bilgilerini ise Muhammed Bakır ve ondan sonra da Cafer-i Sadık'tan öğrendi. Ebu Hanife ilimle uğraşırken ticareti de tamamıyla bırakmadı. Bu onun helal rızık kazanmasını sağladığı gibi ticari kazancını talebelerinin ihtiyaçlarını karşılamada da kullandı. İmam-ı Azam, İslam dinine yaptığı hizmetleriyle İslamiyet'i iman, amel ve ahlak esasları olarak bir bütün halinde insanlara yeniden duyurmuş, şüphesi ve bozuk bir düşüncesi olanlara cevaplar vermiş, önce itikatta birlik ve beraberliği sağlamış, ibadetlerde, günlük işlerde fıkhın esaslarını ve şeklini tespit etmiştir. Böylece 2. Hicri asrın müceddidi unvanını almıştır. Ebu Hanife vakar ve züht sahibi bir insandı. Tefekkürü çok, konuşması az, Allah'ın hududunu olabildiğince gözeten, dünya ehlinden uzak duran, faydasız ve boş sözlerden hoşlanmayan, sorulara az ve öz cevap veren çok zeki bir müştehitti. Fıkhı sistematik bir hale getirip dünyevi meselelerin leh ve aleyhdeki biçimlerini ortaya koyarak ve sağlam bir akide esası çıkararak doktrini meydana getirmiştir. Bu tarife göre fıkhı tespit etmek için edille-i şer'iyeye başvururdu. Bunlar kitap yani Kur'an-ı Kerim, sünnet, peygamberin fiilleri, sözleri ve takrirleri, icma-i ümmet ve kıyas-ı fukahadır. İmam-ı Azam herhangi bir fıkıh mevzunun işlenmesi veya fetvasının takrir edilmesi yahut da cevabı bulunmak üzere mevzu edildiğinde sırasıyla bu 4 kaynağa başvururdu. İmam-ı Azam'ın binlerce talebesi olmuş, bunların 40 kadarı müştehit mertebesine ulaşmıştır.
Ebu Hanife'nin fıkıh okulu talebelerine verdiği derslerle ondan fetva istemeye gelen halk için verdiği fetvalardan meydana gelmiştir. Ders verme usulü eski filozofların diyalektik akademi derslerini andırmaktadır. Bir mesele ortaya atılır, bir taraftan fıkhın eski hadiselere ait bilinen hükümleri anlatılır ve müzakere yapılır, diğer taraftan yeni hadiselere ait hükümler bulunurdu. Bu talebeleri tarafından tartışılır ve herkes görüşünü söyler, en son olarak imam delil istinbatla bir karara ulaşılmasını sağlar ve kararı delillerden ayırarak veciz cümleler halinde yazdırırdı. Bu sözleri en yakın müştehit talebeleri tarafından sonradan mezhebin fıkıh kaideleri haline getirildi. Onun ilim meclisi bir istişare, bir diyalog merkezi, bir düşünce okuluydu. İşte İmam-ı Azam Ebu Hanife bu usullerle yaptığı uzun çalışmaları ve içtihadı neticesinde çözdüğü ve tedvin ettiği fıkıh bilgileriyle Müslümanların ibadetlerinde ve diğer işlerinde İslamiyet'e doğru bir şekilde uymak için takip edecekleri bir yol gösterdi ve bu yola Hanefi mezhebi denildi. İmam-ı Azam fıkıh ilmini ilk defa kollara ayırıp her branşın bilgilerini ayrı ayrı toplamış, usuller koymuş, feraiz ve şurut kitaplarını yazmıştır. İmam-ı Azam'ın derslerinde çözülen fiili ve nazari fıkhi meselelerin sayısı 600 bini aştığı rivayet edilir. İmam-ı Maturidi ondan gelen kelam bilgilerini kitaplara yazmıştır. Aktif bir şekilde dönemin siyasi hareketlerine katıldı ve saltanata karşı örnek bir muhalefet ortaya koydu. Hayatının bir bölümü Emevilerin, bir bölümü Abbasilerin hakimiyeti altında geçti. Her iki dönemde de siyasal iktidara karşıydı. Onun siyasetini Ehl-i Beyt taraftarlığı belirliyordu. Ehl-i Beyt'e büyük muhabbeti vardı. Emevi ve Abbasi idarelerinin uygulamalarına bizzat şahit olan Ebu Hanife, züht ve takvası sayesinde yönetimin maşası olmaktan kendini can pahasına koruyabilmiş bir şahsiyettir. Kulların hakkını gözetmede kusur etmekten korktuğu için Emeviler kadar Abbasiler tarafından da ısrarlı şekilde teklif edilen kadılık görevini ve diğer şahsi menfaatlerin hepsini geri çevirmiştir. Ebu Hanife içinde bulunduğu şartlarda resmi görev almanın İslam'ı temsil etme ve uygulamaya aktarma imkanı sağlayamayacağını iyi fark eder. Bu sebeple resmi görev almanın meşru olmayan işlere maşa olmaya sebep olacağı kanaatine varır. Bu düşüncesini de hiçbir yoruma mahal bırakmayacak şekilde ifade eder. Eğer benden Vasıt Mescidi'nin kapılarını saymamı isteseydi onu bile kabul etmezdim. Ebu Hanife'nin ölüm tarihi belli olmakla beraber nasıl öldüğü veya öldürüldüğü hususunda bir ittifak yoktur. Ebu Hanife'nin Halife Ebu Cafer el-Mansur'un kadılık teklifini kabul etmeyince kırbaçlandığı ve hapse atıldığı kaynaklarda zikredilmektedir. Bazı kaynaklarda hapisteyken gördüğü aşırı işkenceler sonucu güçsüz düştüğü ve vefat ettiği bildirilmektedir. Ebu Hanife'nin hapisten çıktıktan sonra zehirlenerek öldürüldüğü hususunda da rivayetler vardır. Bütün teklif ve tehditlere rağmen İslami yönetim işlerinde geri plana iten bir yönetimin maşası olmaktan kaçınan bu büyük imam, yaşarken cahiliye karşısında yer aldığı gibi vefatından sonra da bu görevini değişik bir tavırla yerine getirmeyi ihmal etmez. Her gün gördüğü işkencelerin hayatının sona ermesine yol açacağını anlayınca sultanın gasp etmediği ve sahiplik iddiasında bulunmadığı bir yere defnedilmesini vasiyet eder. Hicri 150 yılında şehit olan İmam-ı Azam Ebu Hanife vasiyeti üzerine Bağdat'ta Hayzunan kabristanının doğu tarafına defnedildi. Ölümünden sonra ders halkasını Ebu Yusuf sürdürdü. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin günümüze kadar ulaşabilmiş eserleri pek fazla değildir. Bununla beraber talebeleri Ebu Yusuf ve bilhassa İmam Muhammed'in telif ettiği eserler fıkhını ve çeşitli konulardaki görüşlerini zamanımıza kadar ulaştırmıştır.